teknoloji dünyasındaki yenilikler high-tech'te. Dünyanın en eski elektronik fuarı IFA, Almanya'nın başkenti Berlin'de açıldı. Bu yıl 53.sü düzenlenen ve 250 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda 1500 katılımcı firma en son öncü teknoloji ürünlerini sergiliyor. Fuarda akıllı HD TV'lerden kameralara, tabletlerden yeni nesil buzdolabı ve kahve makinalarına kadar birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. L'uomo ragno, Örümcek Adam, Kedi Kadın ve Batman, Berlin IFA fuarında bu hayal kahramanları yeni teknoloji icatlarına esin kaynağı oluyor. Ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği elektronik devi Samsung'un standındayız. Güney Koreli üretici Galaxy Gear adını verdiği 1.6 inç ebadında 74 gram ağırlığında akıllı saatini fuarda tanıttı. Google Android sistemiyle donatılan akıllı saat, cep telefonunuza kablosuz Bluetooth aracılığıyla bağlandıktan sonra telefon edebilecek, e-postalarınızı okuyabilecek ve dokunmatik ekranında bazı uygulamaları kullanabileceksiniz. LG, normal Full HD bir televizyonun 4 katı daha yüksek çözünürlüğe sahip 77 inçlik Ultra HD OLED TV'lerini tanıttı. Şirketin İngiltere satış müdürüne ekranın neden yay biçiminde olduğunu sorduk. Birçok kişi 4K'nın ne anlama geldiğini soruyor. Bu sadece bir rakam. Ultra HD TV'ler piyasada bulunanlardan 4 kat daha fazla çözünürlük kalitesine sahip. Yani gördüğünüz şu güzel resimde siyahlar daha siyah, beyazlar daha beyaz. Ekranın yay biçiminde olma sebebine gelince geniş IMAX, Image Maximum sinema ekranlarından esinlendik. Yani buradaki eğim derecesi gözlerdekiyle aynı seviyede üretildi. Böylece resimle daha bir kapsayıcı hal aldı. Şimdi de akıllı telefonların dünyasını ziyaret ediyoruz. Sony, akıllı telefonu Xperia Z1 ürününü IFA'da öne çıkardı. Android işletim sistemiyle çalışan Xperia Z1, Japon elektronik devinin Mart ayında çıkardığı 5 inç boyutunda ekrana sahip 20 megapiksellik kamerası ve su geçirmeme özelliği ile adından söz ettirecek bir cihaz. Berlin'de tablet üreticileri arasındaki savaşın iyice kızışmış olduğunu gözlemledik. Ancak Panasonic'in 4K çözünürlüğe sahip 20 inçlik dev tableti IFA'da en fazla konuşulan tablet oldu. Karbon fiberle kaplanan bu tablet müzeler gibi profesyonel iş alanlarında kullanılmak üzere üretildi. Wacom firması ise özellikle tasarım ve illüstrasyonla uğraşan kişilere hitap eden 22 inçlik tabletlerini tanıttı. Cintiq adı verilen tabletler hibrit özelliğine sahip. Bu yıl IFA'da sürekli hibrit kavramını duyuyoruz. Bu ne anlamda kullanılıyor? Her şeyden önce hibrit, iki özelliğin tek bir şeyin içinde olması anlamına gelir. Yani iki farklı operasyonu yapabilen tek bir cihazımız var. Tableti Mac veya PC'nize bağladığınızda profesyonel amaçla kullanıyorsunuz. Kabloyu çıkardığınızda da tabletiniz Android sistemiyle çalışan normal bir tablete dönüşüyor. Berlin IFA fuarında su geçirmeyen akıllı cep telefonları ön plandaydı. Buna inanmayanlar içinse bazı telefonlar şu gördüğünüz ilgi çekici gösterideki gibi test edildi.